Herkese buradan selamlar arkadaşlar. Burası 33 TVM 01. President Cihangir Kennedy sizlerle. Değerli komutanımızla yine bir video çekmenin heyecanını yaşıyoruz. Evet, bugün sürpriz bir misafirimiz var. Bu misafirimiz Konya'dan geldi. Erdinç Başak Beyefendi. Erdinç Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Alaaddin Bey. Biraz sesli olursak arkadaşlar. Evet, komutanımı görmeye geldiğinizi söylediniz. Hoş geldiniz, safa verdiniz. Şöyle biraz yanaşır mısınız komutanıma doğru? Biraz sesli olsun. Evet, komutanımıza ne sormak istersiniz? Görmeye geldiniz, gördünüz. Komutanıma ben öncelikle şu sormak istiyorum değerli büyüğümüzle. Aşılar hakkında ne düşünüyorsun komutanım? Aşı olalım mı? Aşı olursun tabii abi, aşı olmadan. Şimdi bazıları diyorsa olmayın falan diyor ya. Tabii tabii. Aşı olursun, bize de öyle söylüyoruz. Aşı olması gibi. Olmasa kurtulamayacağız değil mi bu virüste? Öyle gözüküyor. Vallahi Allah yardımcı diyorsun. Korona düştü. Korona denk gelmiş. O şekilde devam ediyor. Biz de uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Allah'ın dediği öyle. Giriş sebebi nasıl? Bunu daha neye bağlıyoruz komutanım? Bir şey var burada. Bizim nasıl anlatayım size? Hatamız var mı? Ülkeler arasında giderken takip edemedik mi? Dışarıdan gelenleri. Şimdi hata çok şeyden başlıyor yani. Karınca dualarında da var. Karınca dualarından da önce var. Ve şimdi bu Hazreti Ali dediğimiz Allahu Ekber, o da Allahu Ekber. Bıçağı alıyor, kızına da oğluna da saplayamıyor. Evet. Anlıyor musun? Yani bir dengesizlik var da sıfırdayız. Denge yerinde yani. Kan dökecek, kan dökülür yani. Durmaz yerine. Akacak, katlamaz, durmaz. Doğru. Tüm dünya toplansak budur yani. Evet. Olacağı budur. Yani olsa dükkan senin. Şimdi kolunun üstünde Allah-u Ekber yazıyor. Benim çitlerimi aşmış veya aşmamış Arap Emirliklerin böyle, Avustralya'da, Japonya'da, dünyanın her yerinde aynı, Türkiye'de aynı. Şimdi Allah bir itikat var, anlıyor musun? Evet. Oğuldur, kızdır. Ne bileyim, şimdi dini itikat da lazım insanlara. Ürkütmemek de lazım. Dini yaşantımız. Tabii, tabii. Tabii, şimdi nasıl? Biz tüm dünyacı zengin insanlarız. Hazine zevk. Biz o bıçağa kadar bulabilecek insanlarız. Üretebilecek insanlarız. Din diyanetine, hadisine kadar her şeyi bulabilecek insanlarız. Konu araştırıldıkça şimdi korona dediğimiz AIDS veya ki kanser dediğimiz oradan başlıyor, konu buraya kadar intikal ediyor. O önceden hazırlanan bir oyun mu yani buraya gelmesi? Vallahi için oyun değil ama şimdi Allah'tır. Bu karayolları da çalışıyor, nelerini görmüyor ki yani. Adliye de öyle, hepsi çalışıyor. Ama ben komutanım şöyle diyorum, mesela AIDS, ondan sonra SARS, domuz gribi, kuş gribi. Bunlar bir hazırlıktı koronaya ve koronadan sonrası ki muhabbet. Ve mesela bunun daha tehlikeleri çıkacak diyorlar. Zombiler bilmem neler, varsayımlar var. Dedim ben bunu bir komutanıma sorayım. Komutanım bu konu hakkında belki bizi aydınlatır dedim, değerli bilgileriyle. Sizce nasıl durum? Ya adamlarla konuşmaya gelmiyor. Hemen iki dakika sonra soymaya çalışıyorlar. Yani. Vurgun vurmaya çalışıyorlar. Vurgun yedik diyor, iftiraya kalkmışlar. İyi şeyler değil. Yaptıkları iyi şeyler değil. Ben bu konuların üzerine ben de artık gerekmiyorum. Peki Türkiye'ye oynanan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de var, yurt dışında da var, hepsine de var. Oyun yok değil ama ya yapılması gereken yapılır yani. Sizce Türkiye'nin konumu nasıl şu anda? Nasıl görüyorsun ülkenin halini? Türkiye'nin durumu iyi. Ama eskiden de o Süleyman Demirel zamanında yaptıkları yani TBMM'ye giriyor çıkıyor. Allah-u Ekber koyunlar mıdır, İzmir fuarı mıdır, koyun mudur, koyun sürüsü mü belli değil yani. Görüyoruz, biz anlıyoruz ama sesimizi çıkartmıyoruz. Yani gir çık yaptığı iş değil. Meğliyor, başka bir şey yok. Aktif görevde bulundunuz mu o dönemlerde? Nerede abi? Süleyman Demirel zamanında mesela. Yaşınız herhalde müsait olan. Hepimizde bulunduk, aktif görevde bulunduk ama yani konu farklı konu.
Benim yapabileceğim, benim yapabileceğim. Devletimizin bekası için ne yapıyordunuz mesela komutanım? Nasıl abi? Çalışmanız nasıldı yani? Ben her türlü konuda da çalıştım, çalışmadım değil. Vatan için kanımı son damlasına kadar mücadele ederim diyorsun, doğru mu? Ya herkes eder. Aynen öyle. Etmeyen yok, etmeyecek olan yok. Bir sorun da gözükmüyor. Olsa adlıyor da gider konuşurum ama yok yani bir sorun yok. Ortada sorun var gibi gözüküyor. Ama varsa da oradan başlıyor. Onu araştırdıklarında bulacaklar yani buluyorlar. İnşallah. Bu kadar dört kitabı yenilediler, din diyanet malzemelerini yenilediler. Bunun üzerinde durmalar. Karınca duasına kadar ilgilenen noterlere her tür bilgi bırakıldı. Ne oluyor ne olmuyor hiç kimse konuyu cevaplandırmadı. Nasıl oluyorsa oluyor. Dosya halkası mı oldu? Dosya halkı mı oldu diyorlar? Vallahi öyle de bir şey var. Öteki türlü de yani artık ne anlama getirdiler bilmiyorum. Artık bu konularda fazla konuşmak istemiyorsunuz herhalde toplamda. Sessiz kalmayı mı tercih ediyorsunuz? Vallahi şimdi bin şeriat bir belayı kovar. Bir belaya uğramaktansa bin şeriatın her türlü kader belasına karşı çıkmak hepsinden iyidir. Bazen susmak iyi de diyorsunuz yani değil mi? Susmak da iyidir, vurmak da iyidir. Yani şimdi Irak kaşındı. Irak'ı vuracağın zaman sesini etmeyeceksin. Veya Yugoslavya veya Amerika bile olsa, Avustralya'da olsa, Türkiye'de olsa. Sezinle etmeyeceksin, anlatabiliyor muyum? Üst caddelerden başlayacaksın, temizleyeceksin. Kim silah kullanabiliyor? İlk sol eli kullanmayı... Yaptın herhalde. Tamam mı? Ben ilk arabama şimdi 33.01 arabamı aldığım zaman acil ama kimseye sezinle etmeden ve adam topluyor olsam sol eli de kullanana dikkat eder. Sağ evet. Herkes kulağı, ikisine değil bir de sol elime. Ama sol eğitimini alıyorsun tabii ki, değil mi? Var ama adam. Ama şimdi eğitim almayan sol elime mesela kullanır. Sol saklar ama her zaman saklar suçu. Sıfıra düşürür, saklar yok de eder yani. Doğru söylüyorsun. Olay yeri inceleme geldiğinde bulamazdı. Ben rektörüm, doçentim, ben derste de öğretiyorum, yapamaz yani. O kadar şey yani. O kadar tehlikeli bir durum. Doğru. Benim annem babam da Roçent'ti, rektördü. Biz bunları çok konuştuk. Bulamazlar yani ben suç işlesem. Ben Kennedy'nin özü oluyor. Benim babam Kennedy'nin özü oluyor. Derse girdiği zaman kimse ayağa kalkmaya tenezzül etmez. Niye? Çünkü gerek yok. Gerek yok. Dünya da kalkmasına gerek yok. Ben de dahil. Çünkü belli. Adamın stratejisi belli yani. Kennedy, Kennedy'dir. Bunu Türkiye biliyor zaten Kennedy'nin olduğunu. Rektör. Şimdi açıklamaz niye o? Niye açıklamaz komutanım? Neyi? Gizli değil mi diyor musun? Mesela Kennedy'nin oğlu olduğunu niye gizlediniz? Gizlemediniz. Gizli değil, herkes biliyor. Evet, yok hayır, niye bildirdiniz o? Sebebi var mı yani? Neyi? Kennedy'nin oğlu olduğunu niye bildirdiniz? Açıkladınız mı? Evi araba burada. Ben yarın o bir hazine açılsın, hazinenin sahibiyim. Ben kabadayılık olsun diye değil. Ben tüm dünya zengin insan, ben de zengin insanım. Şimdi bu para nereden geldi, nereye gider? Kimlerden kazanıldı, ben bunu açıklamak zorundayım. Yani bir vazifem diyorsun yani, onu açıklamak mı yani? Milli bir vazife diyorsun. Ama şimdi ben konuşma nereye varır? Ben babamla, annemle, benim babam annem eski yönetim. Eski yani. Evet. Dededen babadan Amerika ultra bir güç dünya. Şimdi ben kuyruğumu sıkışacağını anlayayım köşeye. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ben de gidiyorum yani. Dünyada gidiyor olması başka konu. Ben canımı yakarım diyor. Yani. Gerekirse ben annemi babamı soyutlarım, somutlarım, yakarım yani diyor. Peki savaş koparsa koptu. Kennedy'den sonra başladı Amerika'nın güçlenmesi, evvelden mi, önceden mi? Ne? Yani Amerika'nın süper güç olması Kennedy'den sonra mı, evveliyatı var mı? Vallahi Kuvayi Köprüsü de var, işin içerisinde bu kamçılı adam da var. Amerika ultra güce çıktı. Ama bitecek diyorlar yakında. Abi, doğru mu sözcüğüm? Valla bitmez. Adamlar şeytana inanıyor, saklıyor. Diyor, biz diyor Allah'a inanıyoruz. Tabii şeytana inanıyoruz deseler bu sefer halk gücü olmayacak değil mi? O da güzel bir şey.
Düşünce sizden size teşekkür ediyorum komutanım. Bugün bilmediğimiz bazı konularda bize yardımcı olunuz. Özellikle sol el muhabbeti. Ona çok kafam takıldı. Ben onu bir de araştırmak istiyorum. Önereceğiniz bir kitap var mı bize? Ben bütün kitapları öneririm. Konu farklı konu. Şimdi hayır, konuyla ilgili var. Kitap var mı acaba? Çıktı mı veya çıkartacak mısınız? Hepsi var. Hepsi var. Tıpla ilgili, hukukla ilgili hepsi var ya. Yani. Siz yok kitap çıkarmayı düşünüyorsunuz komutanım veya var mı? Eseriniz var mı? Kitaplar var benim kitaplar. Neden? Yarın bir gün hepimiz malum öteki tarafa gideceğiz. Ama bir eser. Var var. Sizin ilerli... Sorun yok. Kitap olayı benim hiçbir sorun yok. Sizin gibi değerli komutanımız mı? Eseri kalsa iyi olur. Vallahi sizler de değerlisiniz. Hepimiz değerliyiz. Herkesin ayrı ayrı. Ama dedim ya konu farklı konu. Yani. Biz Alaaddin Bey'iz. Abi, ne yapıyorsun Cengir? İyi haberler. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Cengir bak ben jandarma komutanının korumasıyım. Tamam. Koruma subayım. Evet. Ben sana konuşayım. Çekiyor muyum? Vallahi kayıttayım komutanım. Hoş geldiniz. Tamam. 33 Devlet 01'in kendisiyim abi. Amiral Paşa'yım burada. Evet. Şelale dedikleri. Genelkurmaylıklar sırtım hepsi silah arkadaşım. Abi. Ben öğretmenlerim, ben yetiştirdim hepsini. Ja değil mi? Evet. Bu konuyu da komutanım sizden beklettiğimiz tek şeyle sizle beraber konular kapanmasın. En azından akraba şimdi ben eserlisin. Çıkayım deniz kenarında şikeyi ödeyeyim, geleyim buraya tam ya, nefes alıp vereceğim. Dinleneceğim. Buradan gençler kalkışsın desin ki biz ödedik şikeyi. Böyle şey olur mu? Hayır, sizin bilgilerinizi ispat edersen belki sizin gibi olmasa da en azından biraz yok, değerli insanlar yetişir. Başka tamam değerli eserlerinizin olması. Şimdi elemeğine öyle sarkılmaz inan. Haramdır. Ha, siz buna karşı anladık ya, doğru mu? Tabii. Her yerin bir kılıç sallayıcı var değil mi? Evet. Erdinç Bey Konya'dan geldiniz. Evet. Şeref verdiniz tekrardan. Şeref olduk. O şeref. Komutanımızın olayım. Burada olduğunu tabii nereden öğrendik? Sizin kanalınızı takip ediyorum. Takip ediyorsunuz. Oo ne güzel takipçimizsiniz. Ufak buldukça dinlemeye çalışıyorum, beğenmeye çalışıyorum, yorum yapmaya çalışıyorum ama komutanımın hızına yetişemiyorum. Komutanımızın hızına kimse yetişemiyor. Yani benim tek rakibim Türk Hava Yolları diyor. Evet, doğru söylüyor. Aradaki fark birimiz karada, birimiz havada diyor. Havadaki yetişemezsin Alaaddin abi. Allah'ın dediği olur. Komutanımız yetişiyor. Hepimizin Allah'ın dediği olur yani. Sağ olsun Erdinç Bey bize Konya'dan akide şekeri getirmiş. Sağ olsun hediyeniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ne demek Alaaddin abi? Her zaman. Bizi de kanalınıza konuk ettiğiniz için ayrıca bir teşekkür ediyoruz. Ne demek? Komutanım bugün rahatsız. Evet. Farkındaysanız ben birkaç gün video çekmeyecektim. Sizi görünce o kadar uzun yoldan geldiğinizi görünce mecbur kaldım. Komutanım ayakta ama nasıl ayakta? İlaçlarla ayakta şu anda. Üşütmüş biraz. Sevgisiyle de o gerçekten o enerji insanı ayakta diyor biliyor musun? Evet. Ben ona inanıyorum yani. Doğru mu komutanım? Vallahi öyle abi işte elimizden geleni yapıyoruz. O sevgi insanı coşturur. Coşturur da insana sağlık verir. Mutluluk olanları atıyor. Çok mütevazi. Hasta olmasına rağmen kırmadı bizi. Çok sağ olsun. Yani. Çok sağ olsun. Yüreği, evet. Gönlü geniş bir insan. Buradan tüm Türkiye'de selam. Konya'mıza da selam. Özellikle Mersin'de Alaaddin bizi ağırladığı için. Ailetten Alaaddin ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, sevgiler. Evet, size tekrar teşekkür ediyoruz Erdinç Bey geldiğiniz için. Komutanım söz sizde. Vallahi ben Kennedy Nözoğlu'yum. Ben şelalenin de kendisi. Ben kolay kolay paşa yetiştirmem dünyaya. Ben kapıları kapatırım. Cahil kalsın diyor. Gerek yok. Benden başkasına ihtiyaç yok. Çocuk yapmadı öyle beni. Bendeki celp var. Bak Radyosko bugün yayın yaptı. Ben erkekler üzerinde de deneme yapabiliyorum. Tüm dünyanın bayanlar olsun. Evlilik yaşayabiliyorum. Her tür ilişkiye de girebiliyorum. Rahat rahat. Kimse de gelip diyemez. Dokunulmazlığım var şu. Bu Milli Askeri Şuralı Sakramento'dan. Ben bu konulara karşıyım. Siz bu Allahu Ekber koyunla celp çıkartmaya kadar varacak şekilde
hükmetmeye kalkıştınız. Siz onun bize cevabını verin lütfen Türkiye'ye. Evet İshak Bey, sizin görüşlerinizi alalım. Komutanımızı dinlediniz. Korunayla ilgili soruyor muydu? Konuştuk. Sizin varsa özel bir sorunuz? Yok yok. Yok mu sorunuz? Size de teşekkür ediyoruz. Ekonomi. 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 Evet. Ekonomi ne? Ekonomi nasıl olacak yani bugün işte? Ekonomi. Ekonomi komutanım nasıl? Ekonomi düzelecek mi diyor? Ekonomi düzel, hazine zevil. Ekonomide bir şey yok. Yok. Bu hastalık ne zaman biter? Tahmini. Hangi hastalık abi? Korona. Korona diye bir şey var da yok. Yani korona ben mikroskopları getir ben sana bakayım sıfırdayız. Ben şikesizim. Ben sana hangi hastalığı tespit ediyorum? Yok yani. Yolda hastalık var değil mi? Vallahi bilmiyorum abi. Bunun evet. Çözümünü bulsun da nasıl oluyor oluyor. Evet. Buradan herkese sevgiler, saygılar. Kanalımızı izlemeyi unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese saygılar. Teşekkür ediyoruz.